Biz işte klasik müzik dünyasını bilmeyiz. Ona işte işte İstanbul'da hafif böyle Avrupa'msı ailelerin çocukları, işte kaç kuşaktır evde işte büyük annesi piyano çalıyordu falan, öyle bir şey yok. Palavra bütün bunlar, yalan. Hiç öyle bir şeye gerek yok. O konuya tamamen uzak bir kültürel arka plandan gelip de bu müziğin ne kadar paylaşılabildiğini görmek için bugün zaten Barış İç müzik mucizesine bakmak yeter Türkiye'de. Ve ben Türkiye ile ilgili en ufak şey umutsuzluğa kapılan herkesin bir gün gidip Edirne Kapı'da Barış İç müziğin bir provasını dinlemelerini öneririm. Orada müziğin gençliğini görürsünüz, gençliğin sihrini, müziğin herkese ait olabileceğini, müziğin ne işe yarayabileceğini, nasıl insanları uygarlaştırıcı, barıştırıcı bir şey olduğunu görüyorsunuz. Ve bunu görüp de bu bizim klasik müzik camiasından da çok 10 yıllar boyunca bu biraz yukarıdan tavrı gördü insanlar. Canım, halk nasıl olsa anlamaz, boş ver. Hayır, senin işin zaten onu anlatmak. O düşüncede çalışan daha çok kişi olursa bir yol alabileceğiz. Ve yol alınabildiğini biz hem buradaki konserlerde gördük, hem Anadolu turnelerinde çok çarpıcı şekilde gördük, hem de dediğim gibi Barış İç müzik ve benzer projelerde müziğin gücünü orada görüyorsunuz. Ve ne kadar büyük bir toplumsal gücü biz, toplumsal barış gücünü Türkiye'de sadece bir aksesuar, bir hobi, bir keyif, bir işte kültür sanat olarak gördüğümüzü anlıyoruz. Fakat sonuçlar ortada aslında. Tekerleği baştan icat etmeye hiç gerek yok.